Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizin için yeni bir video çekeceğiz. Evet. Silacımız var biraz. Silaç yapacağız. Onu büşeceğiz şimdi. Hı-hı. Ondan sonra üyüttüreceğiz makineye. Keçilerimiz için kışlık yiyecek hazırlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Gidelim mi Ali Bey? Gidelim. Gidelim. Hamide Hanım kolay gelsin. Sağ ol. Silajlık mısırımızı biçiyorsun. Evet. Nasıl olgunlaşmış mı mısırın taneleri? Şöyle bir açalım bakalım. Baştan baktım da olgunlaşmış ya. Oo. Oo harika. İyi iyi. Şimdi bu ermiş. Şeysiyle birlikte şuradan bir tane daha gösterelim bakalım. Oo harika. Bak. Tamam. Keçiler bunu. Keçiler yiyecek bunu yem olarak. Evet. Hem böyle. Bunu biraz sonra makine gelecek, üyütecek. Evet. Bizim işte el oranla. Evet. Böyle tek tek biçiyoruz bunlara. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi bir saat daha falan sürer değil mi işimiz? Yarım saatlik bir işimiz kaldı. Yani yarım saat sonra biçmesi evet. Bitiyor. Ondan sonra motorcu gelecek. Büyütecek bunları. Evet. Silajımızın elle biçme işi bitti. Biraz sonra bunu üyüten makine var. Traktöre takılı. Tabii büyük bir traktör. O gelecek. Buraya biz ortaya bir yere çadır yazacağız. Onun içine üyüttürüp sonra poşet çuvallarla poşetleyeceğiz. Aslında bunu çok olduğu zaman yere döküyorlar bunu. Üstünü naylon bastırıp naylonun üstünden toprak yiyorlar ama bizim bu az olduğu için biz bunları naylon poşette poşetleyeceğiz. Evet, silajımıza makine geldi, dövdük. Tabii makinacının çok acelesi olduğu için silaj makinesi çalışırken çekim yapamadık. Çok acelesi varmış. İşte üyüttürdük. Üyüttükten sonra Hamide Hanım keçilerini getirdi. Hem bir şevt etsinler diye. Evet böyle. Güzel güzel yiyor küçük hanımlar. Küçük hanımların keki bunlar. Evet. Kışın çayıla yiyecekler bunlar buna. He, silaca mı çayıla yiyecekler? Hı hı, çayıla yiyecekler bunlar. Çayı benden, keki bunlar da. Evet. Şimdi paketledik. Paketlediğimize naylon poşetlerde motorumuzu yüklüyoruz. Bunu depolayacağız artık. Ama bir önemli konu var. Ağızlarını çok sıkı bağlamamız gerekiyor poşetlerin. Çünkü hava alırsa bu bozuluyor. Düşünecekler. Evet, çoban geliyor. Evet. Heh,
Korsan nereden geliyor bu korsan? Ağıl bek. Evet, silajımızı yaptık geldik arkadaşlar. Silajlarımız. Şimdi galiba serayı koyacağız bunlara. Ben bir yandan getirmeye başlarım. Evet, başla. Soyacak darlarımız varsa kahır kahır vermedim bu saklarım galiba. Evet. Şimdi bu kovadakiler ne Hamid Hanım? Bunlar ütme. Dolabı koyacak bunlar. Ha, dondurucuyu koyacaksın. Ha, kışın yiyeceğiz. Tamam. Tabii bunlar ergin olan herhalde. Evet, bak böyle 20'lik çıkıyor işte böyle. Evet, 20'lik. 20'lik. Yıldız, ben bu silaj poşetlerine bu seranın içine mi yer açsam? Nereye koysam silajları? Hamid Hanım, bu elmayı ne zaman doğradın? Gece doğradım ya. Elma. Kuruyacak elma. Elma kurusu. Hamid Hanım, herhalde bir 10 poşet daha gelir değil mi bu silaj? Gelir herhalde. Bayağı çoğu da gitti ha. Evet. Evet Hamid Hanım, gel bakalım. Yavaş, yavaş gidiyorsun, yavaş. Evet. Dur. Dur Hamid Hanım, yük göçecek. Evet, silajlarımız evimize gidiyor. Evet, silajımızı bitirdik arkadaşlar. Alcı Mahallesi'nde 1,5-2 ay önce vefat eden Şengül ablamız vardı, rahmetli. Onun mevlidi var bugün. Hamid Hanım'la bugün onun mevlidine gideceğiz. Evet. Mevlidi Allah gidelim. Kabul etsin şimdiden. Evet, hem tanıdığımız eş dost akrabalarla sohbet ederiz. Hem bir mevlide katılıp gelelim. Evet. Evet arkadaşlar. Mevlid'den döndük. Benim Gölcük Mahallesi içerisinde bir tane tarlam vardı. Dağda bir tarla. Buralarda meşe ağaçlarım var. Meşe ağaçlarından keçilerime dal kesiyoruz Hamid Hanım'la beraber. Dönüşte boş dönmeyelim dedik. Yol üzeriydi zaten. Burası Gölcük Mahallesi. Pınarcık mevkisinde bir yer. Kendi tapılı arazim. Orman içinde bir yer. Orada keçileri biraz dal keselim dedik. Hamid Hanım dal kesiyor şu anda. Evet Hamid Hanım, ben bunu kestim. Senin keçilerin için kestim ama burasını da odun yapacağız biz bunu.
Bunu da böyle keseyim burasında. Bunlar dal olacak. Bu kalın olanları odun. Doğanın güzelliğine. Bunu akşam sobada yakalım. Tamam. Sen dallarımızı alalım. Tamam. Dursun, dursun, al dursun hadi. Tamam, böyle dursun. Şimdi böyle ikiye. Tamam. Evet, dallarımızı kestik.